arkadaşlar merhaba. Bugün while loop'ları göreceğiz, işleyeceğiz. While loop'lar ne işe yarar? Bizim peş peşe ard arda yazdırmak istediğimiz bazı durumlar oluyor kod esnasında veya bir sayaç ihtiyacı duyuyoruz. Bu tarz durumlarda biz for loop'u da zaten işlemiştik. YouTube kanalında anlatmıştım. Onun farklı bir yazılışı while döngüsü. Amaç aynı, kullanım amacı aynı. Ancak farklı bir metot diyebiliriz. Şimdi while döngüsünde for döngüsünün e, while döngüsüyle for döngüsünü karşılaştırarak ben biraz anlatmak istiyorum. Misal şöyle for i diyelim. 5'e kadar giden ve 5'e eşit olan bir döngümüz olsun. Ve bu bize yazdırsın. Biz burada ne sonucu alacağız? i sıfırdan başlıyor ve 5'e kadar devam edecek. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sonucunu alacağız. İnşallah IntelliJ'e run yaparsa alacağız sonucu. Aldık. Gördük. Burada yaptığımız şeylerden bahsedeceğim şimdi size. Bu adımlar çok önemli aslında. Bir, sayaç belirle. Bakın bir sayacımız var. i. Bu bizim sayacımız. Integer mi? sıfır ve i bir bir artıyor. Hemen bunu notu yazalım. Adımlar. Çünkü aynıları, aynısı birebir için while için gerekli. Adımlarımız ne? Bir, sayaç oluştur. Yani bu sayaç oluştur ne demek? Integer i eşittir sıfır. Sayacım bu. Sıfırdan başlayan bir sayacım var. Bu 20'den de düşebilir. Ama sonuçta bu bir sayaç. Sayacımı oluşturdum. 2. Sayaç nereye kadar devam edecek? Ee, ne demişiz başka? Ya da döngü kaç tur dönecek diyelim. Yani bu ne demek? Bakın bu kısım. Bu hangi kısım oluyor? i küçük eşit 5 diyoruz. Bu ne demek? Sayaç nereye kadar devam edecek? Bakın 5'e eşit olana kadar. i küçük eşit 20. Sayaç 20'ye eşit olana kadar devam edecek. Mantığımız bu. 3. Döngüde ne yazdırmak istiyorsun? Neyin dönmesini, ne sonucunu bize konsolda vermesini istiyorsun? System out print. İşte tabi burada bu işe yaramaz. System out printelen. i. İ'nin dönmesini istiyorum ben. Bana iyi versin. Ha gayret. İ'nin dönmesini istiyorum. Dört olarak da en önemlisi de sayaç kaçar kaçar artacak. En önemlilerinden biri de bu. Bunu da belirtmek lazım. I bir bir mesela. Artı artı bir bir artıyor. Şimdi hemen bunu size while döngüsü halini göstereceğim. Bakın adımlardan oluşturuyoruz. Bir. Şunu şimdilik yoruma alalım. Adımlar. Bir, sayaç si oluşturur. Integer sayaç. Si Kaçtan başlayacak? Sıfırdan. Bakın. For'la karşılaştırıyorum. Integer i sıfırdan başladı. Integer sayaç si sıfırdan başladı. Ama while'da yazılışı böyle. For'da içeri yazıyordu. Daha sonra ne yapıyoruz? E artık while diyoruz. Sayaç si nereye kadar devam edecek? Sayaç si beşi eşit olana kadar devam edecek. Bakın gördünüz mü? Beşi eşit olana kadar devam edecek dedik. Burada da i küçük eşit 5, burada sayaç küçük eşit 5. Daha sonra parantezimi açtım. E benim ne ya, ben ne yazdırmak istiyorum? Döngüde ne yazdırmak istiyorsun? Ben sayaçı yazdırmak istiyorum. Yani aynı mantık ben i'yi yazdırmak istiyorum. Buradaki mantık bu. Burada i'yi yazdırdık. Burada sayaçı yazdırdı. E tamam ama bakın burada bir eksik var. Zaten burada bir sıkıntı var diyor. Update olmayacak bu içerisinde diyor. Çünkü biz herhangi bir değişiklik yapmadık. Sayaç böyle kalacak. Yani sayaç sıfır olarak kalacak. Bu hiçbir zaman çalışmayacak. Bize ne lazım? Adım dört. Sayaç kaçar kaçar artacak. Sayaç hocam birer birer artsın. Bakın bu. Bu iki kod birebir aynıdır arkadaşlar. Bu iki kod birebir aynıdır. Integer sayaç sıfırdan başlasın. Integer i sıfırdan başlasın. Sayaç beşe kadar. i beşe kadar. i bir bir artsın iyi bir sayaç biri bir artsın ve bana iyi yazdır ve bana sayaç yazdır. Daha demin 0, 1, 2, 3, 4, 5 sonucunu almıştık. Alt alta for döngüsünde while döngüsüyle alacağımız sonuçla birebir aynı. Daha sonra hiç hemen durmadan hızımızı kesmeden devam edelim. For döngüsüyle biz neler yapıyorduk? Şimdi ayrı ayrı göstermek yerine yani. ben bunları size böyle karşılaştırarak gösterirsem daha rahat anlaşılır diye düşünüyorum. Hemen hiç ben bunu elle yazmak yerine hemen şöyle kodumuzu aldım. For döngüsüyle tersten yazdırma. Bakın mantığımız ne? Şimdi yukarı giderken doğal olarak sıfırdan ona gidiyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sıfırdan başlıyor. Ondan geri gelirken de doğal olarak ondan başlıyoruz. Yani integer i'miz on. E nereye kadar gidecek? Biz normalde şu küçüktür, büyüktür işareti küçüktür oluyordu. Tam tersi yapıyorduk. Ama o zaman yukarı çıkıyorduk. Şimdi aşağı iniyoruz. İyi nereye kadar gitsin? Sıfıra kadar gitsin. Bakın iyi büyüktür sıfır. İ büyüktür. On büyüktür sıfırdan. Azala azala. Bir bir azalarak gitsin. Şimdi bunu hemen while'da yapalım. E, integer sayaç. Ben bunu while nasıl yapabilirim? Integer sayaça ben e, integer sayaçla i'yi bir tutun. Yani buradaki i buradaki sayaçla aynı. Yani sayaç ondan başlayacak. Ondan düşecek. E benim while döngümü aldım. Nereye kadar gidecekti adımlarımız? Şimdi bakın bu kısımdayız. Sayaç büyüktür sıfırdan. Çünkü 10 büyüktür sıfırdan. Tam tersi derseniz sıfır büyüktür ondan olur. E bu kodda çalışmaz hata verir Yani. Daha sonra ne yazdırmak istiyoruz? Sayaçı yazdırmak istiyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Sayaç nasıl azalacak? Bakın bir bir azalacak. Hatta biz de iki iki azaltalım iyi dedim yanlış yaptım. Sayaç demem gerekiyordu. Şöyle yapalım. Bakın. iki durumda da aynı sonucu alacağımızı gösteririm size şöyle. Hatta print demişiz yan yana yazsın. Şuraya da bir boşluk koyalım ki görelim. Aynı işlemi bir for döngüsüyle bir while döngüsüyle yaptık. Run diyelim. Ha, biz bunu 2-2 iki iki indirdik. Bunu böyle gözükmesinin sebebi farklı. Bir de burada ne böyle saçma sapan bir şey olmuş. Şurada bir enter istiyor. Şöyle bir enter yapabiliriz. Ya da şunun sonuna slash end ekleyebilirsiniz. Tamam. Bakın. 19 8 7, bilmem ne. Biz burada 2-2 düştük. 1 de düşebilirdik. Birebir aynı sonucu verecek bize. İki ayrı döngüyle e, aynı amaca ulaştık. Bu videoyu kısa tutmak istiyorum. Mahalle alakalı birkaç video daha çekeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.